Az kanamalı adetler genellikle hastanın yumurta rezervinin azalmasına bağlı olabilir. Ama en çok ihmal edilen şey daha öncesinde de belirttim. Hastalar kanadıklarını PET üzerinden değerlendirirler. Tuvalete girdiklerinde kaybettikleri kanı genelde göz ardı ederler. Hastamızın diyelim ki 5-6 günlük bir adet kanaması oluyor. Hep böyle ilk adet olduğu andan itibaren. Yıllar içerisinde bunun azalmasını zaten bekleriz kadınlardaki yumurtalık rezervinin azalmasına bağlı olarak adet miktarında da bir miktar azalma olacak. Ama bu sıra dışı bir şekilde çok ani azaldıysa o zaman ek hormonal problemler de olabilir. Tiroid beziyle veya hipofiz bezindeki diğer hormonlardan etkileniyor olabilir. Hastanın ek medikal problemi olabilir. Kullandığı ilaçlara bağlı azalabilir. O da etkiliyor. Ama az adet kanamasında hastada ani bir değişiklik olduysa mutlaka kendi periyodunun ikinci, üçüncü gününde hormon testi yapmasında fayda var. Hormonlarına bakılabilir, fizik muayenesine bakılabilir. Az adet kanaması derken de sorguladığım gibi daha önce ya vajinal kaplarla ya da PET sayısındaki değişime bakarak değerlendireceğiz. Ama ısrarla söylüyorum ki hastanın e, tuvaletinde, tuvalet esnasında kaybettiği kan miktarını da sorgulamak lazım. Çünkü genellikle göz ardı ediliyor ve hasta az kanıyorum zannediyor. ki fizik muayenesinde veya hormon panelinde herhangi bir değişiklik olmuyor.